Hep denedin, hep yenildin. Olsun, gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil. O belki hep yenildi. Peki şimdi gerçekten av vakti mi? Ama nasıl? Hangi gücüyle? Burası Kısa Paslar ve karşınızda Abdullah Avcı, taktiksel derinlik. Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Herkese merhaba, Kısa Paslara hoş geldiniz. Bugün Abdullah Avcı'yı taktiksel yönden inceleyeceğiz. Onu hem hücumda hem de savunmada öne çıkaran yönlerini inceleyeceğiz. Her hocanın farklı yönleri ve tabii ki farklı oyun matematikleri var. İşte Abdullah Avcı bu konuda özel bir isim ve bu videoyu izledikten sonra Abdullah Avcı'nın nasıl bir oyun matematiği var, Abdullah Avcı neleri önemsiyor, nasıl bir süzgeçten geçiriyor takımlarını, bu konuda detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız. Çok da vakit kaybetmeden artık başlayalım. Burası Kısa Paslar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Abdullah Avcı, onu ortalama hocalardan ayıran bir taktiksel derinlik ve zeka söz konusu. Başakşehir'in yolculuğu da her ne kadar projeyle, güçle, makamla karışmış olsa da en temelinde Avcı'nın gümbür gümbür derinleşen taktik becerisi yatar. Bu zeka Başakşehir'in Vişça'dan başka hiçbir özel oyuncusu bile yokken onu ligin tepesine oynatmıştır. Biliyorsunuz, ligimizin kendi kuralları var. Ve burada en tepeye şunu yazmak gerekiyor. Bu ligde savunma yapmayı bilen takımlar kazanır. Galatasaray'ın hücum gücüyle değil, Marcao, Luyendama ikilisinin inanılmaz uyumuyla şampiyonluğu kazandığını, Başakşehir'in ise Epurianu'nun sakatlığının ardından tökezlediğini hatırlatalım. Gelelim şimdi Avcı'nın en büyük silahlarından biri olan dörtlü savunma sistemine. Avcı, Almanların Umshaltspiel diye adlandırdıkları sistemi harfi harfine uyguluyor. Bu sistem Dortmund'un savunma sistemi olarak da oldukça şöhretlenmişti. Detaylandıracak olursak bu sistemde dörtlü savunma 2 blok olarak kabaca 8 ile 10 metre arasındadır ve kaymalar, alan ve top takibi inanılmaz önemlidir. Avcı'nın öğrencileri bu mesafeleri koruyarak topa sahip olan oyuncuya baskı yapar ve topun olduğu bölgeye kayarlar. Modern futbolun bu basit ama uygulaması zor kuralları Avcı'nın futbolunun çok daha kompakt olmasını sağlar. Aynı zamanda bu sistemde savunmayı santrofor baskısı başlatır. Buradaki amaç rakibi en ileri noktadan topluca karşılamaktır. Avcı'nın sisteminde takımı öyle kalburüstü hücuma çıkmaz. Hani dedik ya, Avcı savunma yaparken hücumu düşünür diye. İşte hücum yaparken de savunmayı düşünür. Takımları savunma planını ve düzenini bozmadan hücum etmeye çalışır. Çünkü Avcı'ya göre yerleşik savunmaya hücum yaparken gol atma şansınızdan daha fazla gol yeme ihtimaliniz vardır. Top hızlıdır ve eğer siz hücumda düzensiz olursanız yerleşik ve düzenli olan o savunma düzenli hücuma çıktığında kalenizde golü görürsünüz. Avcı için savunma düzeninden daha mühim bir şey yoktur. Eğer takımı topu ileride kaybederse ya ani gegenpressle baskı yapılır ya da hemen bir faul yapılarak savunma düzeni tekrar alınır. Avcı futbolu yetenekli ayaklarla oynamayı sever. Onun için fizik gücünden, mücadeleden daha önemli olan şey taktiksel sadakatine sahip ve pas yeteneğine sahip oyunculardır. Yani Avcı, Kalas ön libero olarak sayabileceğimiz isimler yerine ayağı kuvvetli, oyun görüşü açık isimleri orta sahada tercih eder. Kendi jenerasyonunun en yetenekli 10 numarası İrfan Can Kahveci'yi de bu sebeple modern bir box to box 8 numara oyuncusuna dönüştürmüştür. Hatta Avcı, kalecileri de pas oyununun bir parçası haline bile getirir. Ve şimdi gelelim zayıf noktalara. Avcı'nın silahlarının savunma düzeni ve presi olduğunu gördük. İşte bu gücü kırmak için topu doğrudan Beşiktaş'a verebilirsiniz artık. Beşiktaş'ın ona gol getiren pres veya alan savunması yerine hücum setlerine zorlanması ona sıkıntı yaratabilir. Başakşehir'in kaybettiği maçların hepsinde topla daha çok oynayan taraf olması bunun bir kanıtı. Avcı takımının bol bol şut atmasını da istemez. Ona göre boş atılan bir şut bir tehlike ihtimali değil, doğrudan top kaybıdır. Yani gümbür gümbür top oynamak yaramaz Avcı'ya. Ama merak etmeyin, golü elbet kendi matematiğiyle bulacaktır. Belki biraz daha durgun ama taktiksel açıdan daha derin, daha başarılı günler Vodafone Park'ı bekliyor. Evet, taktiksel derinlik ve yeteneğimizin sonuna geldik ama üzerine tabii ki 2-3 kelam daha etmek istiyoruz. Özellikle bıraktığımız noktadan ben devam etmek istiyorum. Evet, şu anda Beşiktaş'ı Şenol Güneş'in futboluna göre daha durağan bir oyun bekliyor olabilir. Ancak şuna inanıyorum ki futbolda 2+2'nin 4 olduğundan, matematikten, kağıt üzerinde yapılan hesaplardan çok daha farklı şeyler var. Çok daha sihirli noktalar var. İşte bunların en büyük noktalarından biri taraftar. Abdullah Avcı evet milli takımla beraber bir macera yaşamıştı ama ilk defa bir büyük takımı çalıştıracak ve bu konuda Vodafone Park'ta ben Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonlardaki Başakşehir'e göre çok daha tempolu, çok daha adrenalin yüksek bir oyun kimliğine sahip olacağını düşünüyorum. Yani evet Abdullah Avcı Beşiktaş'ı değiştirecek ama Beşiktaş'ın da bir noktada Abdullah Avcı'nın oyun planını değiştireceğini düşünüyorum. Ve Başakşehir'e göre daha hücumcu bir takım izleyeceğiz. Taraftar desteği aynı zamanda Abdullah Avcı'ya bir dezavantaj oluşturabilir. Büyük takım teknik direktörünün belki de üstündeki en büyük yük taraftar yüküdür. Taraftara bir hesap vermektir. Abdullah Avcı bunu kariyeri boyunca hiçbir zaman yapmadı. Beşiktaş da bunu öğrenecek. Yani kaybettiği zaman taraftara neden kaybettiğini açıklaması gerekiyor. Bu Abdullah Avcı'nın yeni öğreneceği bir şey olacak. Yeni bir disiplini olacak. Abdullah Avcı bakalım bu sınavdan nasıl çıkacak? İşte bana bu noktada bu dezavantaj vermekten ziyade bir güç vereceğini düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Abdullah Avcı önemli bir futbolda, önemli bir futbol figürü ve şu vardır, Türkiye'de figürler kazanır, figürler savaşa girer. Galatasaray'la Fatih Terim savaşa girer, Fenerbahçe'de Ali Koç savaşa girer, işte Trabzon'da Ünal Karaman savaşa girer. İşte bu noktada savaşa girecek isim bu sefer Abdullah Avcı olacak. Ama şöyle bir gerçek var ki taraftar desteği sizin söylediklerinizin toplumda, kamuoyunda karşılık bulmasına bana göre çok önemli. Abdullah Avcı Başakşehir ile Galatasaray yarışında her ne kadar mantıklı şeyler söylemiş olursa olsun, her ne kadar güçlü şeyler söylememiş olursa olsun, senin o söylediklerini arkandan güçlendirmeyen, onu yükseltmeyen, seni desteklemeyen bir taraftar grubu olmadığı sürece yalnızsın. Ve buna göre bu süreç içinde de yalnız kaldı Abdullah Avcı. Şu örneği vereceğim. Fatih Terim biliyorsunuz Başakşehir maçında soyunma odasına yürüdü. Mutlaka hocanın da kendine ait sebepleri var. Ancak Abdullah Avcı size göre Beşiktaş'ın hocası olsa nasıl bir reaksiyon verirdi? Başakşehir'in hocası olarak nasıl bir reaksiyon verdi? Bence bunu iyice düşünmek gerekiyor, iyi tartmak gerekiyor. O yüzden büyük camiayı arkasına almak Abdullah Avcı'yı daha farklı bir konuma koyacak. Psikolojik olarak daha güçlü bir Abdullah Avcı izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Özellikle şampiyonluk yarışına girdiğinde, hatta Abdullah Avcı'nın kendisinin de Beşiktaş'ın başına geçmesinin psikolojik anlamda güç verdiğini söylediği bir açıklaması da oldu. Evet, videonun sonuna geldik. Peki sizce Abdullah Avcı Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Gelecek sezon nasıl bir şampiyonluk yarışı izleyeceğiz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Bay bay.